İkinci çağda tanrılar arasındaki savaş şiddetlendi. Çarpışmalar şiddetlendikçe tanrılar yeryüzünü birbirine kattı. Az sayıda kurtulan da dört bir yana dağıldı. İnsanoğlu çaresizlik içinde düzeni sağlamak için elfler ve orklarla ittifat kurdu. Bu durum orklarla karanlık elfleri uzak diyarlara gönderdi. Ve savaş sona erdi. Düzen medeniyeti kurmaya çalışılırken azizler batıdan yükselen karanlığı gördüler. Eski bir iblis canlanıyordu. Taverna ve hanların köşelerinde gölge denen karanlık güçlerin fısıltıları vardı. Battlegrave ile Warspear arasındaki kanunun geçmediği sınırda gölgenin güçleri ortaya çıktı. Bunun üzerine azizler, gölge kabalın gerçek niyetini ortaya çıkarmak için kendi adamlarını gönderdi. Son zamanlarda epey meşguldüm bakıyorum. Cinayet, tecavüz, kundaklama ve kutsal yadigara saygısızlık. Bende altın var. Beni bırakırsan sana iki katını veririm. Thank you.
Is that you, Garbuck? What does he want? I'll have some words with you. Demek beni takip ediyordun Keltus. Bildiğin gibi tanrılar düzeni kınadı. Bazı yanıtlar arıyorum. Ben artık sadece gölgenin üyelerine yanıt veriyorum. O zaman iki sorumu cevapla. Beni bulmak için elinden geleni yaptın Kertus. Azizlerin sadık köpeği senin. Diyorlar ki bir insan olarak seni öldürmek çok zormuş. Ama insanlar karanlıkta göremez, öyle değil mi? Karanlıkta göremiyor olabilirim. Ama çok konuşan bir cüceyi iyi duyabilirim. Seni gebertireceğim. Baş edemezsin. Ben kılıcıma güvenirim. Hadi. Seni öldürmek istemiyorum. Bana sadece bilgi lazım. Düzenin karşısında büyük bir tehdit var Keltus. Yükselen gölgeye katıl. Bizim amacımıza hizmet et. Seni yeterince dinledim. Şimdi söyle bana. Gölge kuzeyde hangi bölgede toplanıyor ve kimlerle temastasınız? Birkaç gün içinde ölüm tanrısı uyanacak. O zaman istediğin cevapları alacaksın. Hanımım sabırsızdır cüce. Şimdi ya anlatırsın ya da seni öldürürüm. Öldürmek mi? Ölümden korkan sensin. Ben sonun efendisinden korkarım. Sana bir şey anlatmayacağım. Öyle olsun. Efendine selamlarımı ilet o halde. Gölge alınan her canla daha da büyüyor. Kalimon'un yağmacıları bize taşıyıcıyı getirdiği zaman tanrılar bile gücümüze karşı koyamayacak. Kalimon'un yağmacıları mı? Teşekkür ederim. Tüm bilmek istediğim buydu. Bir şey değil. Şimdi öl.
paramparça olarak. Non vi butto qui. No, non ci vuole. Per tutta. Goclea. Big Shadow. Modesta. Nezzo. Tuch, mochi. Dota. Fuck! Move it! Move and click! Don't keep that! For two! Move it back just for Shadow! To get cruel! You'll kill! To Kazik! For cool! Don't go! Mordek. Ora. Ora ku. Shoot.
bilgileri getirdin? Bir ork savaşçısı olan Kalimon tarafından sevk edilecek bir taşıyıcıdan söz etti. Onu önceden tanıyorum. Cüce ayrıca Gotazul'un gücünden de söz etti. Ölüm tanrısının ismini sakın telaffuz etme. Tanrıçamızın endişelendiği gibi diğer tanrılar bu dünyaya dönmek istiyor. Bunu başarmamaları gerekiyor. Yoksa dünyamız yeni bir tanrılar savaşında yine paramparça olacak. Eğer ölüm tanrısı yer altından çıkarsa bütün canlılar ortadan yok olur. Bana nereye gitmem gerektiğini söyle. Drennon isimli general gölgenin zindanlardaki adamlarından biri. Onu bul ve gerekli cevapları bir şekilde ondan al. Bu görevde mutlaka başarılı olmalısın. General Drennon'a bir paket getirdim. Silahlarını bırak. Neden? Silahlarını bırak ya da kaleyi terk et hemen. Başı öyle değil mi? Evet öyle. Kimliğinin tespit edilmesi lazım. Bana söz verilen 400 altınımı istiyorum. Beni kandırmaya çalışma insanoğlu. 400 altın için kafasını Enkörk'e götürmen gerekirdi. Bu da çok uzun bir yol. Ayrıca elflere de uygun bir yol değildir. Sana 300 vereceğim ve kafayı Enkörk'e adamlarım götürecek. Sen düzenin temsilcisisin. Bana 400 altınımı ver, yoksa kafayı geri alayım. Peki ya sonra? Onu bizim için öldürdün. Bu da yeterli bir sebep. Zaten başka da kimsenin ölü bir haydutun başıyla ilgileneceğini sanmıyorum. Onun haydut olması başka bir konu. Ödül Fangdor Blatmon isimli haydut içindi. Kimse bana ejderha süren bir şamandan bahsetmedi. Bu dünyadan ayrılırken ödül olarak bunu verdi. Bence bana daha fazla borçlusun. Öyle değil mi? Maalesef senin için bu durum hem şanssız hem de pişmanlık verici olmuş. Sembolün kendisi yasa dışı zaten. Bunu anlamamız. Hangi taraf için savaştığımı unutmadan önce beni bu dövmeden kurtaracak bir büyücü getir. Bildiğimiz kadarıyla bu işaret kalıcı ve kesinlikle çıkartılamıyor. Büyüyle bile olsa. Bu durum benim için büyük bir sorun. Benim için de öyle. Yakalayın kızı. Ne? Sen işareti taşıyorsun. Gölgenin ajanına güvenilmez. Ödülün bizde kalacak. Nöbetçiler! Senin boğazını keseceğim. Bir yargıca saldırmanın cezası idamdır. Benim mi? Yoksa senin mi? Bir daha birinin bıçakla içeri girmesine izin vermeyin. Bir dahakine onu tamamen soyun. Tanrım. Keltus. Ne istiyorsun? Ödül avcıları ve dini fanatiklerle yeterince derdim var zaten. Kilisenin işime karışmasını istemiyorum.
Aman tanrım. Biraz olsun saygın yok mu? Merhaba yargıcım. Merhaba büyükelçi. Nedir bu böyle? Cüceler de gölgeyle birleşiyorlar. Bu sabah gördüğüm kadarıyla elfler de öyle. Bu kızsa lanetlendiğini iddia ediyor. Kanlı kolu masama koymak zorunda mıydın? Cüceyi yargılama için bana getirmen lazım. Yöntemlerimi sorgulamazsan ben de seninkileri rapor etmem. Azize'nin elleri çok mu temiz ki ona sorgusuz sualsiz itaat ediyorsun? Emirlerim doğrudan hanımımdan geliyor. Bunlardan hiç şüphe etmem. Kimseyle de tartışmam. Birkaç pişmanlığına rağmen hala çok gençsin. Miket Kogral isimli bir mahkum var. Ona bazı sorular sormam lazım. Bu kadar güzel bir çiçek, böyle çirkin bir yere hapsedilmiş. Tam dudaklarıma ve dilime göre. Kardeşim, işareti taşıyorsun. Üstelik bir elfsin. Bu çok kıymetli. Beni dinle. İçi altın dolu bir kutu var. Bunun Gerets geçidine gitmesi gerekiyor. Yeni ayın ikinci gününe kadar götürülmeli. Eğer seni buradan çıkarırlarsa... yerimize geçmeli... ve altınları Kalimon'un yağmacılarına vererek kutsal taşıyıcıyı almalısın. Gölge uzun yıllardır bunu bekliyordu. Altın nerede? Bir ağacın kovuğunda. Kanayan taşı geçtiğinde onu bulursun. Şafakta. Kanı sunaktan al ve onunla taşıyıcıyı doldur. Kanayan taş nerede? İşareti taşıyorsun. Bunu bilmen gerekir. Kanayan taş nerede? Sen hainsin! No! 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 Görüyorum ki bizi onu idam etme zahmetinden kurtarmışsın. İşareti taşıyorsun ama yine de gölgenin adamlarından birini öldürdün. Öldürmeden önce konuştun mu? İşaretiyle lanetlendiğini biliyorum. Fangtor isimli bir ork büyücüsü yaptı bunu. Evet, kafasına uçurmadan önce. Azizem'in emriyle onu serbest bırakın ve bana verin. Miket Gobrel'in öldüğünü kimseye söylemeyin. Cesedi de yakın. Ölüm. Üzerinde ölümün gölgesi dolaşıyor gezgin savaşçı. Kenara çekil yaşlı kadın.
Dökülen kan ardında bir işaret bırakır, değil mi? Seninle konuşuyorum Keltus. Beni nereden tanıyorsun? Seni tapınağın etrafında görmüştüm. Oraya bulmaca çözmek için gelmiştim. Bulmaca mı? Seninle açık konuşacağım. Bir kahraman niyetinden tanınır ama yüreğiyle yargılanır. Senin yüreğin kimin elinde, gezgin Keltus? Onu tanıyor musun? Boşver. Yolumuz çok uzun. Biliyorsun sana yardım edebilirim. Ama önce sen bana edeceksin. Senin yardımına ihtiyacım yok insan. Öyle mi? Seni idam edilmekten korkuyorum. Ben yalnız çalışırım ve başladığım işi bitirmem lazım. Güney'e gidiyorum. Düzenin rahibeleri işareti çıkartabilir. Seçim senin. Belki o zehir kanına karıştıkça çürüdüğünü izlemek istersin. Çoktan karışmaya başladı bile. Hangi rahibelerden bahsediyorsun? Nerede onlar? Onlar Azizem Ariyalya'ya hizmet eder. Ben de onun elçisiyim. Pekala, benden ne istiyorsun? Elçi? İstemeden de olsa işareti taşıyorsun. Bu seni çok özel kılıyor. Gölgeye sızarak bana bilgi getirmeni istiyorum. Bunun karşılığında beni iyileştirecek misin? Evet. Önce beni iyileştir, sonra ben yardım edeyim. Rahibeler çok uzakta, yardımın şimdi lazım. Hapiste öldürdüğüm fare suratlı yaratık benden kanayan taşa gitmemi istedi. Kanayan taş mı? Orada ne yapmanı istedi? Oraya vardığımızda söyleyeceğim. Yürüyerek bir günden uzun sürer. Yalnız çalıştığını söyledin. Bir elf için alışılmadık bir durum. Klanın nerede? Benim klanım yok. Dövüş stilin Alarya'dan. Evet. Hem de yüksek bir klandan. Garan'dan mı? Evet. Ama eski savaşlar için çok gençsin. Sen hayatta kalanlardan mısın? Tarihi okudum. Tüm klanlar kıtlıktan kırılıyordu. Orklar kıtlıktan ormanlarımızı istila etti. Dilini ısır seni ork dostum. Ben orkları sevmem. Elfleri de öyle. İkimizin de hiç arkadaşı yok. En azından bir ortak yönümüz var. Kanayan taş şu dağın tepesinde. Yeah.
Düzenin kardeşi, nasılsın bakalım? Galiba senden iyi durumdayım Kara Kalimon. Gezgin dedikleri demek sensin. Anlatılanlardan çok daha genç görünüyorsun. Yakın zamana kadar komuta ettiğin orkların yok muydu senin? Muharebeyi kaybetmiş olabilirim. Ama son nefesimi henüz vermedim. Bu da kim? Yoldaşın mı yoksa? Elbette Azizden. Onu kendine götürünce buna çok sevinecek. Yeter! Daha onları sorgulamadan mahkumları öldürmek gibi bir alışkanlığım var. Warspire'de son durum ne? Zor zamanlar yaşanıyor insanoğlu. Böyle olaylara nadiren rastlanır. Bir manastırın 2 gün önce yağmalandığı ve birçok kişinin öldürüldüğü söyleniyor. Bildiğim biri yapmış gibi geldi bana. Beni çöz kim olduğunu söyleyeyim. Orası Not Benari tapınağıydı. İçinde yalnız rahipler vardı. Onlar fakirdir. Değerli hiçbir şeyleri yoktur. Senin benim için olmayabilir ancak tapınağın altında uzun Otis'in mezarı ve bazı kutsal yadigarlar var. Bunlardan özellikle bir tanesi Gölge Birliği tarafından uzun zamandır aranıyordu. Hangi yadigar? Önce iplerimi çöz. Hangi yadigar Kalimon? Ona kemik taşıyıcı diyorlar. Kemik taşıyıcı mı? Amon Kha'nın küllerinin bulunduğu söylenen mi? Diğer pek çoğu gibi bu da sahtedir. Sahte ya da değil, doğru kişinin eline geçerse çok altın getirir. Değiş tokuş nerede olacak? Sizi oraya götürürüm. Yaraların bizi yavaşlatır. Warspire'a geri dön, bu artık benim işim. Benim de bitmemiş işlerim var. Savaş orklarımı son bir kez daha görmeliyim. Beni istersen öldür. Sana yine de o yeri söylemem. Durma. Öldür onu. Yer yeni ayda Gerets geçidi. Kız doğruyu söylüyor. Ama onun bilmediği bazı detaylar var. İstediğiniz taşıyıcıysa yardımımı reddetmemelisiniz. Şu kemik taşıyıcıdan başka ilgilendiğim bir şey yok. Bu ucubeyle birlikte çalışmaktansa önce kolumu keser, ikinizi de ardımda bırakırım. Sen lanetlenmişsin. Günlerin artık sayılı gölgenin çocuğu. Asıl benim sizinle birlikte gelmeye itiraz etmen gerekir. O henüz gölgenin kontrolünde değil. Ama yine de silahsız ve yaralı birini öldürmekten hiç çekinmiyorum. Azizem bizleri kutsal bir amaç için bir araya getirdi. Oraya gidecek olmamız bir tesadüf değil. Bu yeter mi? Gelecekte birbirinizi öldürebilirsiniz ama bugün ve burada olmaz. Senin Azizen'e hizmet etmiyorum ve onun niyeti de umurumda değil. O yüzden onun hedefiyle benimki aynı olduğu sürece sizinle geleceğim. Tanrılar beni de ilgilendirmiyor. Dilediğim sürece sizinle geleceğim. Ama sizinle sadece kanayan taşa kadar geleceğim. Sonra ayrılacağım. Bana düşen bu. Sonra da Keltus'un kendi payına düşeni yapmasını isteyeceğim. Ve bir dahaki sefer işe yaramaz bir orkun canını almak istediğimde sakın araya girme. Yoksa senin canını da alırım. O zaman kanayan taşa doğru yola çıkıyoruz. Tabii Kalimon bize yetişebilirse. Her yerimden kanlar aksa da sizden hızlı yürürüm. Orada bir şeyler hareket ediyor. Hissedebiliyorum. Ama atan bir kalp duyamıyorum ne yazık ki. Hareket eden her şeyin kalbi atmak zorunda değildir.
Silah! Silah verin! Yardımınız için sağ olun. Bu kadar kolay bir şey için bizden yardım diliyorsan hiç durma geri dön gezgin Kaltus. Taş Vorlax için bir buluşma noktasıydı. Daha eski bir tanrının inananları. Nemut. Miket neden buraya gelmeni istedi? Dolunay çıkana kadar beklememi ve taştan kan toplamamı istedi. Bu benim savaşçılarımın umurunda olmaz. Değiş tokuş için gerekli bir şey değil. Sadece gölge bu kanı ister. Onu olduğu gibi bırakmalıyız. Ödeme altınla yapılacaktır. Ne kadar altın? Yaklaşık 1000 altın. Ki bu bizde yok. Nemut. Artık Miket'in sana söylediği her şeyi bize anlatmanın zamanı geldi. Kanayan taş nerede diye sorduğumda benden şüphelendi. Söyleyeceği başka bir şey yoktu. Bu yüzden onu öldürdüm. Sorgulamayı bana bırakman gerekirdi. O zaman burada kanayan taşın gerçekten kanamasını bekleyip kanı alacağız. Nemut'un gölgeye girmesi halinde bu kan önemli olabilir. Bu arada biraz uyuyun. Geret geçidine kadar bir daha durmayacağız. Nemut nerede? Az önce ağaçlara doğru gitti. (Gülüyor)
bakıyorum. Gidecek doğru zamanı biliyormuş. Çıkış hangi taraftan? Onları ikiye ayırırsak şansımız olabilir. Korkaklar kaçar. Savaşçılar dövüşür. Biz de dövüşür. Sayıları çok fazla. Onlarla savaşarak ellerinden kurtulamayız. Kaylim'in onları öldürmeye devam edecek. Hiçbir şey baltanın yerini alamaz. Kılıç daima baltadan iyidir. Hangi cehennemden çıktı bunlar? Baştan beri bizi takip ediyorlardı. Sen gidince üstümüze geldiler. Neden? Çünkü onlardan birisin. Neredeydin? Uyuyamadım. Hayatınızı kurtardım. Benden ne istiyorsunuz? Ben şeytan mıyım? Onlardan biri mi sanıyorsunuz beni? Bana gerçeği söylemeni istiyorum. Gerçek mi? Bana yardım etmeye yemin ettin. Beni bu lanetten kurtarmaya yemin ettin. Sen söyle. Ben boyunda sadece bir piyon muyum? Şanlı Azizem bana yardım edebilecek mi? Edebilecek mi? Evet. Peki ya yardım etmezse? O zaman ne olacak? Seni o kurtaracak. Bu ben değilim. Bana bunu yaptılar. Ve onlardan öcümü alacağım. Başarabilirsin. Bir süre daha karşı koyman lazım. Yapma! Bu kadar yeter. Artık gitmeliyiz. Geret geçidine gidiyoruz. Şimdi. Gece olmadan varmamız gerekiyor. Thank you.
İşte insan vücudu zayıf. Benim vücudumda bunun gibi eskiden gelen çok yara var. Et zayıftır ama akıl çok daha keskindir. Senin aklın da zayıf. O elfe karşı bazı hisler besliyorsun. Lanete karşı savaşıyor. En azından gücünü takdir etmelisin. Onun kalbi kara. Yoksa lanet içine hiç giremezdi. Gölge sadece içi vahşet ve nefret dolu ruhları ele geçirir. Fangtor Bladmun'u öldürdüğü zaman lanetlendi. Şaman lordumu. Kızın gölge birliği içinde olduğundan şüpheleniyordum. Mulgrut'un aklını zehirleyen de oydu. Onu öldürdüğü için kıza borçluyum. İşte bu yüzden lanetlendi. Bir şey daha var. O Garunda'nın çocuklarından. Tahmin etmem gerekirdi. Kızın içi intikamla dolu. O yıllarda tek bir yağmur damlası düşmedi. Sonra klanlar kıtlık içine düştü. Biz de avlanmaya ormana gittik. Sadece yemek için, başka bir şey değil. Elfler ağaçların arasında gizlenmişti. Avcılarım elflerin oklarıyla öldürülene kadar onları görmedik bile. Giden her grup yiyecek olmadan daha az sayı olarak geri döndü. Biz de bunun üzerine savaş için adam topladık ve çaresizlikten Garundan'a saldırdık. Kadınları erkekleri kadar cesurca savaştı. Çocuklar dışında herkesi öldürdük. O artık sadece intikam için yaşıyor. Ailesi yok, hiç kimsesi yok. Tek düşündüğü şey adam öldürmek. Sen çok mu farklısın Gezgin? Sizin düzeniniz de nezaketiyle tanınmıyor. Daha yüksek bir amaca hizmet ediyoruz. Azizemiz saftır ama hizmetkarları yapmaları gerekeni yapar. Kimse yok. Erken geldik. Neden gölgede iş tokuş için adamlarını çoktan göndermiş olması? Önce biz geldiğimiz sürece sorun değil. Nöbete devam. Yaramın icabına bakmam lazım. Elf kemikleri ele geçirecek. Ben de onları yok etmek için tapınağa götüreceğim. Bu görev için ona güveniyor musun? Başka çarem yok. Ona rahibelerin onu iyileştireceğine dair bir söz verdim. O katil bir elf ve yakında God Azul'un hizmetkarı olacak. İhtiyacın kalmadığında onu öldüreceksin. Benim de aklımda bu vardı. Sen benim sadık hizmetkarımsın Keldus. Tam vaktinde. Mulgrut geldi, benim eski yüzbaşım. Güzel. Erken geldiler. Ne mutlu. Hazır mısın? Bu köpeklerle karşılaşmak için her zaman hazırım. Hiç merak etme. Mulgrut altınlara önem verecektir. Ya bir şeyler yanlış giderse? O zaman kaç. Sen küçük bir hedefsin. Teşekkür ederim. Mulgrut'a dikkat et. Korkaktır ama akıllıdır. Senden korkmasını
Eğer sağlayabilirsen görevi başarırsın. Dağlar bana kaya gibi gelir. Kimi görürsem onu ezerim mi ben? Vahşi. Evet, şarkı söylemedi peki, sayılmam doğrusu. Gölge, kumandan Mulgrut'la işbirliği yapmak için bir çocuk mu gönderdi? Kara kalem on nerede? Gölgeli görüşmek için sürtüklerini mi gönderdi? Kara kalem on artık. Solucanlara yem oldu. Gölgeye daha yeni katılmışsın. Nasıl olmuş da buraya seni göndermişler? Taşıyıcı için geldim. Tüm para burada. Ha, görüyorum ki bu kese çok hafif. Beni kandırmaya çalışma elf. Gölge parayla ilgilenmez, seni de birkaç değersiz altın için kandırmaya çalışmaz. Anlaşıldığı üzere tam 1000 altın. Peki ya altınları elinden alıp taşıyıcıyı sana vermesem ne olur? Gölgeyi kandırmaya çalışacak kadar aptal mısın? Hayatımın hiçbir değeri yok, senin de öyle. Bana taşıyıcıyı ver hemen. Ketku! Ona taşıyıcıyı verin hemen. Karşılaştığımız başka bir gün seni domuz gibi boğazlayacağım. Kızı yakalayın. Söyle kara süvari, bu el sana mı ait? O bir hırsız ve sahtekar. Taşıyıcıyı bana ver. Hayır, o kadar çabuk değil. Parayı kız ödedi. Nereden bilin? Benimle alay mı ediyorsun? Bana taşıyıcıyı ver. Ketku! Ketku! Güce bu kadar açsın hain Mulgrut. O zaman dilediğin güç sana verilecek. Siz katil ve hainler. Gelin ve yükselen gölgeyle birleşin ve Got-Azul'un gücü için ölene kadar savaşın. Savaşmaya hazır olun. Beni etkilemedi. Sonunda artık ölümsüzüm.
Got Azul'a hizmet ederiz. İnce ağaç geçidine gidelim. Ve sen bebeğim, savaşçılarım için zevk kaynağı olacaksın. Onu ince ağaç geçidine götürün hemen. Hemen. Kara süvariyi takip edeceğim. Taşıyıcıyı geri almalıyım. Benim de almam gereken bir intikam var. Sana o kadar yardım ettikten sonra kızı kaderini mi terk edeceksin? Tek sorumluluğum Azize'me karşı. Düşmanların acı çeksin ve dostların... Düşmanların acı çeksin. Mulgrut senden zevkini aldıktan sonra sırayı bana söz verdi. Kanayan taştan ben doldurdum, aradığın eğer buysa. Işığın elçisi. Gölgeye teslim olacaksın. Ruhun boş. Amonkar'ın küllerini çaldın. Ben de geri alacağım. Beni öldüremezsin. Sen artık God Azul'a aitsin. Thank you.
Yaşın zayıf, aklın şüphe dolu. Öldüğünde Efendimiz'e hizmet edeceksin. Hayır, asla Botazul'a hizmet etmeyeceğim. Azizem. Kurtar beni. Beni hayal kırıklığına uğrattın Keltuz. Sonsuza kadar lanetlendin. Tanrıça artık seni tanımayacağım. Balıklarla oyun oynamam. Bizimle oyna. Evet, bizimle oyna. Sen cesur kalema. Muzaffer kalemun değil misin? Hadi bizimle oyna. Bu oyunlar için vaktim yok kızlar. Bakıyorum içindeki savaşçı hala yaşıyor. Bu benim için çok daha eğlenceli. Dokunma demek. Bana. Ben Mulgrut'um. Savaşçıların lideri.
ve elf kasabıyım. Bunun tadını çıkaracağım. Mulgrut. Savaşçılar aç. Günlerdir avlanmadılar. Açlıkları geçecektir. Savaşçılar çok yorgun. Burada neyi beklediğimizi merak ediyorlar. Onlar gölgeye hizmet ediyor. Ne yapacağımıza ben karar veririm. Ve burada bekleyeceğiz diyorum. Şimdi defol buradan. Adamları topla ve savaşa hazırla. Şimdi biraz eğlenme zamanı. Herkes toplansın. Evet. Evet, eğlence zamanı. Sana acı çekmek neymiş göstereceğim. Savaşçılar sadece savaşta onur için öldürür Mulgrut. İhanet etmek en iyi yaptığım şey. Hayır. Hayır Kalimon, bu imkansız. Hain Mulgrut'un komutası altında işler nasıl Ketku? Altını paylaştınız mı? Avlandınız mı? Savaşta zafer kazandınız mı? Yoksa lanetlenip köleleştirilerek bir insanoğlundan emir almaya mı başladınız? Susturun onu! Mulgrut'a meydan okuyorum. Hayır. Hayır. Bana meydan okuma hakkın yok. Savaşçılar ikimiz arasında çoktan seçimlerini yaptılar. Lanetli Mulgrut. Benimle dövüşmekten korkuyor musun? Ben Kara Kalimun. Tekrar savaşçıların lideriyim. Ama siz lanetlendiniz. Bu lanetten yalnızca ben kurtuldum. Artık hepiniz gölgenin malısınız. İntikamım tamamlandı. Kalimon bizden birisi değil. Gölge savaşçıları, ölümsüz kardeşler. Ölümden daha güçlü Mulgrut olarak lideriniz benim. Ne yapıyorsun? Onları!
Devam et. İşte yine karşılaştık gezgin Keltus. Gerçi bu sefer yalnızsın. Çok ama çok yalnız. Seni takip ediyordum Keltus. Seni değerlendiriyordum. Kılıcın keskin, sadakatin güçlü ama kalbin bomboş. Got Azul'u böyle yenemezsin. Sen de kimsin? Ben senin eski dostunun Keltus. Sahip olduğun tek dostum. Sen atılınca sana sahip çıktım. Gölge ölüler üzerinde güçlüdür ama yaşayanlar üzerinde gücü yoktur. Sen, Mana Leidem Tarsa! Acıyı hissediyorsun. Bu iyiye işaret. İşte aynı eskisi gibi oldu. Eski bir ork adeti. Yarayı mühürlemek kanamayı durdurur. Bana dokundun. Sakın bir daha yapma. Söz vermiyorum. Ama buna dikkat edeceğim. Keltus nerede? Kara süvarinin ardından gitti. Lanete karşı ilginç bir şekilde dayanıklısın. Benim savaşçılarım onlara hemen teslim oldu. Çünkü dayanıksız domuzdan bir farkları yok. Yoksa diğer tüm orklar gibi mi? Hepsi değil tabii.
Peki şimdi ne yapacaksın? Şimdiye kadar yaptığım, bana yanlış yapanlardan intikam alacağım. Keltus'tan mı? Hayır. O işini yapıyor. Bunun hep farkındaydım. O zaman gölgeden. Yanlış elfi lanetlediler. Buna pişman olacaklar. Dinlenip gücünü kazanmalısın. Yeterince güçlüyüm. Ben yalnız çalışırım. Yalnız başına başarısız olursun. Keltus haklıydı. Kader sana yardım etmemi istedi. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Devam etmeliyiz. Burası benim toprağım. Bu ne tür bir sihir? Bu sihir değil. Makine ve barut. Cücelerin elindeki güç. Seni öldüreceğim korkak. Sizin kafalarınızı keseceğim. Orklar ve elfler birleşmiş. Gelin buraya. Şimdi silahını dolduruyor. Ölüm tanrısına şükürler olsun. Ben yıldırım taşıyanım. Ben de yağmur. A little sooner would have been nice. I just saved you from a one-armed dwarf. I hate to have to kill Anthem twice. Still resist the curse. I was wrong about you. There's so much strength in you and good left in your heart. You came back. We have to kill them. I know. I lied to you, Nemet. The prophetess would never have removed the mark. You did your part and you nearly died, and I'm sorry. I don't know how to save you, or even if you can be saved. But I will resist it for as long as I can. So what now? The Shadow Agent has the ashes of Aemon Khan.
and the blood of Gothazul. He took the canteen I collected at the Bleeding Stone. When they are mixed together at the entrance to the underworld, they will raise an avatar of Gothazul, Lord of the Dead. With him at their head, their legions will march across the land, the ranks swelling with the corpses they reanimate. And then they will be unstoppable. Bu çok kötü olur. Şeytan kuyusunda bekliyorlar. Liderleri Gothazul yer altında kapalı. Peki bu şeytan kuyusu nerede? Nemut onları görüyor. Bizi doğruca oraya götürecek. Biri bana bir elf ve bir insan keşişle bir araya geleceğimi söylese, erkekliğini keser ona yedirirdim. Evet. Ama galiba sizi sevdim. Ne oldu sana? Değişmişsin. Düzeni terk ettim. Artık eskilerin tanrısı Tarsa'nın hizmetkarıyım. Merak etme. Ben iyileştim. Senin için de hala umut var. Bu işi bitirelim. Bekliyorlar. Orada birçok masum insan var. İnsanları kurban edecekler. Gothazul konuşacak ve ritüel başlayacak. Gölge kardeşlerim, tanrımızın yeniden dirilişine tanık olmaya hazırlanın. Vakit geldi. Ritüeli başlatın. Sen iyi misin? Şeytan kuyusuna doğru çekiliyorum. Ama dayanabilirim. Kalimon'la ben inersek hissederler. Ama seni kabul edeceklerdir. Yeterince yaklaşabilirsin. Niçin yaklaşacağım? Töreni bozmak için kemik taşıyıcısını ve kanı al. Kalimon ve ben sen daha rahat yaklaş diye dikkatlerini dağıtacağız. Diyelim ki yeterince yaklaştı ve taşıyıcıyı da aldı. Sonra ne olacak? Oradan canlı çıkamaz. Hayır. Ama kemik taşıyıcıyı kırıp külleri havaya savurabilirim. Onu paramparça ederler. Daha iyi bir plan olmalı. Plan zaten hep buydu. Kertus beni bu yüzden kurtardı. Bunu yapacağım. Ama bana yemin et. Eğer lanet beni ele geçirirse takip edip beni öldürecek ve geride bir şey kalmayana kadar yakacaksın. Yemin ederim. Sana inanıyorum Nemut. Savaşta ölmek kahramanlıktır ama bunu kendin seçmek en yüksek onurdur. Kim bilir? Belki bir elf bile en iyi savaşçılar arasına girebilir. Thank you.
Senin ırkına olan intikam duygum sona erdi. Yeterince ork öldürdün mü? Hayır. Ama birini öldürmediğime memnunum. Acele et. Hepsini aşağı atın. Onun için fazla kuvvetli. Biz kendi üstümüze düşeni yapalım. Ona güven, o da yapacaktır. Hadi. Galiba yemi yuttular. Ölmeye hazır mısın? Bunu daha önce denedim. Bana göre değilmiş. Kalbin kara. Ruhunsa ölü. Şimdi kılıcının üzerine düş. Kılıcının üzerine düş dedim. Bana itaat edeceksin. Hayır. Durduramaz. Kalimon! Demut'a yardım et! Sana acı ve ölüm için söz vermiştim, elf cadısı. Amon Kağan'ın külleri ve God Azul'un kanıyla ölüm tanrısı yeniden doğuyor. Bu
sefer senin için kaçış yok. Evet Kalimor. Tekrar karşılaştık. Son kez olarak. Küçük elfin ölmek üzere. Lanetli Morgurut, utanç içinde öleceksin. Başaramadım. Sen üstüne düşeni yaptın. Şimdi de Kaltus üstüne düşeni yapmalı. Ölüyor.
Ölgeyi yendik. Artık özgürsün. Bana yardım et. Sen mana leydem tarzı. Ne oldu? Öldün. Ne? Beni geri getirdin. Söz verdiğim gibi. Demek böyle bir gücün var. Yaşlı bir orkun yaralarını da iyileştirecek kadar sihrin var mı acaba? Var ama harcamak istemiyorum. Hem sen çabuk iyileşirsin, öyle değil mi? ...75, 150, 160. Bize daha büyük bir çanta lazım. Nemut, gitmeliyiz. Güneş yükseliyor. Burası ejderha ülkesi. Bunların başına ne kadar ödül koyduklarını biliyor musun? Bundan bir ders aldığını sanıyordum. Tamam. Sonra tekrar gelirim. Parayı üçe böleceğiz. Bunun için savaşmaya ne dersin? Tabii. Neden olmasın? Elinde bir şey kalmayacak. Bana uyar. Birbirinizi öldürün, ben de altınları alıp gideyim.